Kainat ilim ile idare oluyor, akılla değil. Şöyle diyeyim. Allah'ın aklı yoktur. Şok oldunuz değil mi? Allah'ın aklı yoktur. Allah'ın ilmi vardır. Çünkü Allah da alet olmaz. Akıl alettir ya. Allah'ın kulağı yoktur. Kulağı o yaratır. Allah'ın aklı yoktur. Aklı o yaratır. Allah subuti sıfattan ilim sahibidir. Akılla, ilimle varlığın menşeine geçersiniz. Akılla ona işaret eder. Varlıktaki sanatkarı anlarsınız. Termometre, barometre gibi. Akılla ilme varırsın. İlimle ise saniye varırsın. Bir yerde dediğim zaman şok oldular, Allah'ın aklı yoktur deyince. Abdullah. Allah'ın aklı yok deyince. Ben de içimden tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. O tövbeye de bir tövbe çek şimdi. Çünkü sen dedin ki tövbe estağfurullah demeyle, Allah'ın aklı vardır dedi. Şimdi bir daha estağfurullah. Demesi lazım. Estağfurullah'a estağfurullah çekeceksin. İlimle sanatkara ulaşma hadisesi abi. Ha bakın. Ha şimdi şöyle. Kainattaki varlığın ilişki ve çelişkisini yapınca elde edilen ilimdir. O ilim. Bu ilimle bu ilmi, yani varlığı yapan ilme ulaşıyorsun. Şu. Bak şimdi buraya bakıyor musunuz? Bu çiçeği gözlemliyorum. Gözümle, kulağımla, laboratuvara sokuyorum. Fotosentez vesaire. İlimi. Ben buradan aldığım ilim buraya bağlı. İlim buradan aldım. Bu ilim maluma tabi. Kader Risalesi'nde ilim maluma tabi. Allah ile alakası yok. İnsan ilmi. Bir daha. Ben bunun sağına baktım, soluna baktım. Buradan bir ilim elde ettim. Bu ilmin kaynağı kim? Bu. Benim ilmimin kaynağı bu. Kaldırın bunu ortadan. Bende ilim kalır mı? Kalmaz. Tamam. Benim ilmimin kaynağı bu. Benim elde ettiğim ilim varlık ilmi. Tamam. Bendeki ilim buna bağlı. Bu yok iken bunu yapan ilim benim buradan aldığım ilim değildir. İlim malum tabidir. İnsan için olan bu. İnsan için olan bu. Bir daha. Çiçeğe bakıyor. Bu malumdur. Vücutta olan her şey malum denilir. Allah mahlukatı yaratmadan önce ilim sahibiyim. Bak buradan aldığım ilim varlığa dayalı bir ilim. Varlık malumdur. Ben buradan aldığım ilimin kaynağı budur. Tıp ilmi insan menşeidir. Kaldırın insanı, tıp ilmi yoktur insanda. Tamam? Ben buradan aldığım ilim buna tabi. Bunu kaldırırsanız bendeki bununla alakalı ilim yok olur. Fakat benim bundan aldığım ilim ile yok iken bunu yaratan ilim cinsinden değildir. Onu asla insan varamaz. Bu benim buradan aldığım ilimle olmayan bunu yaratan ilme varamam, aynı cinsten değildir. Ha, akıl benimle bunun arasındaki ilişkide ilmi ortaya çıkarıyor. Bu ilimle diyorum ki ben elde ettiğim ilim, buradan elde ettiğim ilim, bunu yaratan ilim değildir. Bunu yaratan ilme işaret ediyor. Bu ilimle o ilme doğru gidiyor. Ama akılla bunun keyfiyetine geliyor. Akıl yürümüyor. Akıl lef-i mahfuzda stop ediyor. Mesela çocuğunuzu, hanımınızı akılla sevmiyorsunuz. Akıl sevgi aleti değildir. Kalp sevgi aletidir. Kulak görme aleti değil.
Göz işitme aleti değil. Akıl sevme aleti değil. Anlama aletidir. Anlamlandırma aletidir. Anlamlandırma. Kalp ise sevgi aletidir. Ruh ise zatın aletidir. Şimdi ona giriyorum. Yaşadığımız beden ve dünyamız, hiç unutmayın, her şey çift ikilem gidiyor. Biri görünen, diğeri görünmeyen. Biri mülk, biri melekût. Biri fizik, diğeri metafizik. Biri madde, diğeri kuantum. Her şey ikilem gidiyor. Öyle değil mi? Biri fizik, diğeri metafizik. Biri varlık, diğeri kuantum. Biri beden, biri ruh. Unutmayın, ruh da mahluktur. Ruhun ruhu da Allah'tır. Bedenin ruhu, bedenin arkası ruhtur. Ruh da mahluktur, onun arkası da Allah. İkilem gidiyor. Şimdi geliyoruz, İsa'dan okuyacağım yerlere. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu varlığı nasıl yaptı? Bu varlığı mesela Fatih'te Hasan kaç tane ot vardır sence? Bayağı var değil mi? Değil mi? Şimdi Allah tek, her tek tek, hacı öyle demişti bana. Allah tek tek otu nasıl yapıyor dedi. Onu yaparken dedi gezegenleri de idare ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Yani tamam otları yaptı Allah. Yaparken gezegenleri de tutuyor. Aynı anda dualara cevap veriyor. Aynı anda günahları affediyor. Şimdi nihayetsiz iş, bir iş gibi yapıyor ama dikkat edin. Farklı farklı nihayetsiz işi aynı anda hepsini yapıyor. Hani navigasyon vardı ya. Navigasyonda ben Topkapı'ya verdim. Yön bu. Ötekisi Topkapı'dakiler de böyle verdi. İstanbul Ankara'ya verdi. Ankaralılar bu tarafa verdi. Almanya Hollanda'ya verdi. Peki navigasyon diyor mu ki yeter kardeşim ya. Hanginize cevap vereceğim ya aynı anda? Bir tanesi eczane nerede diye soruyor. Bir tanesi cami nerede diye soruyor. Bir tanesi ev nerede diye soruyor. Bir tanesi burada göl var mı diye soruyor. Peki o navigasyon şirketi böyle derken ileri aynı anda başkasına bu taraf atıyor. Birisine sağa dön derken aynı anda ötekisine sola dön diyor. Beşerin yaptığı bir cihaz. Nihayetsiz iş bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş tek iş gibi. Bir navigasyon nihayetsize cevap veriyorsa onu yapan aklın ustası nasıl olur? Muhteşem. 8 milyar insan var. En az. Maziyi konuşmuyoruz, geleceği konuşmuyoruz. 8 milyar insanın aklını yapan aklikül ilim. 8 milyar insanın aklının ustası. Ama hayvanlarda da akıl var. Hayvanlarda akıl yok. Fikir yok abi. Peki.